Hazır mısın? Hadi başlayalım. Vay canına, bu ışıkta neler oluyor? Ah, tuhaf bir şeyler oluyor. Hey, bir meydan okumaya ışınlandık. Pekala, bakalım önce kim başlayacak? Hah, ben kazandım. Kağıt taşı sarar, bakalım ne çıkacak? Vay canına, mavi kuru kafa lollipopu. Biraz ürkütücü görünse de çok lezzetli olduğuna eminim. Şimdi tadına bakalım. Ha? Bu ışık da neyin nesi? Bunu sen de gördün mü? Ah, bak tekrar yalayacağım. Vay canına, çok parlak, her yer masmavi oluyor. Kuru kafayı her yaladığımda böyle oluyor. Oh, burası neredeyse bir dans kulübü kadar parlak. İnsanların bu ışığı dışarıdan görebildiğine eminim. O halde kuru kafayı yeme zamanım geldi demektir. Oh, gerçekten nefisti. Pekala, şimdi sıra sende. Vay canına, bana roll-on şekerleme çıktı. Çok ilginç görünüyor. Üstelik yeşil elma aromasına bayılırım. Oh, çok güzel görünüyor. Tadı nasıl peki? Deneyimlerime göre muhteşem. Bu harika. Hey, şu topa baksana. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Hey, beni bekle. Geliyorum. Bu tenis maçını kesinlikle kazanacağım. Ya canına, hadi oyun başlasın. İşte başlıyoruz. Hadi bakalım. Çok hızlı vuracağım. Midem hala kuru kafa şekerlemesinden dolayı huzursuz. Olamaz. Hayır. Oo, çok utanç verici. Bu mavi duman da nereden geliyor böyle? Git buradan duman. Uzaklaş. Çok kötü kokuyorsun. Hey, meydan okuma odasına döndük. Önce kim açacak? Sen mi ben mi? Ben. Hey, bana jüleden mavi bir tavşan çıktı. Kocaman. Bana da yeşil bir timsah çıktı. Çok büyük. Harika, bu eğlenceli bir meydan okuma olacak. Çok lezzetli olduğunu eminim. Jöleli şeylere bayılıyorum. Önce kokularını inceleyerek başlayabiliriz. Test etmek için biraz yalayalım. Şimdi de biraz ısırık alalım. Hmm, nefis. Ben timsahın bacağıyla başlayacağım. Sonra da kuyruğundan kocaman bir ısırık alacağım. Ham. Ya, ne kadar güzel olacak. Hadi tavşan kardeş, buradan gidelim. Hey, timsahım gitti. Tavşanım da gitti. Hadi onları bulmalıyız. Onları görebiliyor musun? Ayrılalım, ben kaydırağa bakacağım. Belki de buraya çıkmıştır. Hmm, yok demek. Bakalım buradan görebilecek miyim? Pekala, biraz da çalılara bakayım. Acaba neredeler? Biraz daha yakından bakacağım. Hey, bu da ne? Bir ipucu. Jöle parçaları. Çok fazla uzaklaşmış olamazlar. Yüksek bir nokta bulmalıyım. Salıncak işimi görecektir. Ah canına, işte başlıyoruz. Burası çok yüksek ve iniş başlıyor. Bam! Süper kahraman inişi. Çok havalı. Gel jöle tavşancık. Hmm, nereye gitti bu jöle hayvanlar? Saklanabilecekleri çok fazla yer yok. Hey! Tekrar buluştuk. Bak, onları bulduk. Üstelik birbirlerine sarılmışlar. Çok şirin. Hadi gel onları yalnız bırakalım. Hayır, lütfen sen başlayın ve ne çıkacak görelim. Vay canına, bu da neyin nesi? Ekşi turşu topları mı? Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. O halde deneyelim ve tatları nasılmış öğrenelim. Evet, işte bir turşu topu. Her yerde seni aradım. Hmm, çok güzel. Hey, geri kalanı nerede? Bir dakika, bu koku da ne? Bu turşu topu. Küçük bir ısırıkla başlayacağım. Ağız da dağılıyor. Beni bekleyin turşu topları, geliyorum. Amanın, çok ekşi. Dilim yeşile döndü mü? Evet. Hem de nasıl? Denemek ister misin? Ah, ben geldim. Turşu toplarım da buradaymış. Hayır hayır hayır, sakın yeme. Çok ekşi. Hmm, tam da ihtiyacım olan şey. Evet, daha fazla turşu topu. Ah, gitti. Biraz tuhaf biriydi, ne dersin? Neyse, bakalım bana ne çıkacak. Oo, jöle bıyık. Çok eğlenceli görünüyor. Üstelik masmavi.
Pekala, bir ısırık alacağım. Koparması biraz zor oldu ama tadı çok iyi. Bana baksana, bıyığım oldu. Ne? Olamaz. Yapıştı ve çıkmıyor. Olamaz, çıkaramıyorum. Yardım et. Tüm gücümle çekeceğim. Hayır, olmadı. Çıkmıyor. Şimdi tüm gücümü kullanacağım. Hazır mısın? Başlıyorum. Aa, yapıştı kaldı. Çıkar şunu lütfen. Yani bundan sonra sana bıyıklı kız diyebiliriz. Ah, ama son bir şey deneyeceğim. Pekala, ipin bir ucunu bıyığına, diğer ucunu da arabaya bağladım. Hadi ama seni aptal bıyık, çık artık. Madem araba işe yaramadı, şimdi sıra tıraş makinesinde. Pekala, şimdi bıyığını güzelce tıraş edelim. Bu kesinlikle işe yarayacaktır. Acaba berber mi olsam? Sonucu görmeye hazır mısın? Çok daha kötü. Bekle lütfen. Önce ben başlayacağım. Hayır hayır, olamaz. Bunlar böcek, yeşil çekirgeler. Böceklerden nefret ederim. Çekil şunları üzerimden. Olamaz, her yerdeler. Üzerime tırmanıyorlar. Hayır hayır hayır, dayanamıyorum. Kaçmalıyım. Beni rahat bırakın. Kış kış böcek yasak. Vay canına, bir uçurum. Başka çarem yok. Atlamalıyım. Tek kurtuluş yolu bu. Aa! Hala düşüyorum. Hey hey, sen iyi misin? Pekala, cesaretimi biraz toplasam yeterli olacaktır. Sonuçta ufacık bir çekirge. Bence bir tanesini yiyebilirim. Minicik bir ısırık alsam yeter. Hayır, olamaz. Hiç sevmedim, bu kadarı bana yeter. Bakalım sana ne çıkacak. Sendeki de böcek olabilir. Hey, bak bana lollipop çıktı. Aa, doğru söylüyorsun. Benimkinin içinde bir akrep var. Benim için sorun değil. Sonuçta şekeri duruyor. Nefis. Müthiş bir tadı var. Vay canına. Ne oldu böyle? Nereye gitti bu? Vay. Aa, selam akrep kardeş. Beni buraya getirdiğin için teşekkürler. Lollipop'un içine girmiş olabilir mi? Ama tanrım, gerçekten içeride. Hem de akreple birlikte. Şaka zamanı. Aa, bu rüzgar da nereden çıktı böyle? Bakalım sallayınca ne yapacak? Aa, deprem oluyor, imdat! Aa, burası çok soğuk olmaya başladı. O halde sana küçük bir alevle yardımcı olabilirim. Aa, böylesi çok daha iyi. Sıcaklığa bayılırım. Çekirgeler hala buradaymış. Hadi gidin buradan. Ah, selam, bak ben de geldim. Vay canına, burası çok soğukmuş. Hop, açayım mı? Bak, açıyorum. Şaka yapıyorum. Bak, açtım bile. Şuna baksana. Unicorn şekerleme döndürücü, müthiş. Hemen denemeliyim. Vay canına, gerçekten çok güzel. Şu renklere baksana. Gökkuşağı gibi görünüyor. Üstelik dönüyor. Acaba tadı nasıl? Eminim harikadır. Hmm, çok güzelmiş. Hey, saçlarıma bak. Ben de bir unicorn oldum. Aa, merhaba. Ne kadar güzel saçların var. Lütfen benimle gel. Vay canına, bu harika. Hayallerim gerçek oluyor. Üf ya. Acaba bana ne çıkacak? Yine bir jöle hayvan. Ama bu seferki kaplumbağa. Kaplumbağalar harika canlılardır. Özellikle de deniz kaplumbağalarına bayılırım. Yemeye başlayabilirim. Hmm, tadı çok güzelmiş. Vay canına, sanırım bana bir şeyler oluyor. Hey, bir kaplumbağaya dönüştüm. İnanamıyorum, sanırım bir ninja kaplumbağayı. Muhteşem. En iyi ninja ben olacağım. Hayallerim gerçek oluyor. Ah, doğru ya. Gerçek kaplumbağalar çok yavaştır. Herhangi bir yere ulaşmam çok uzun sürecek. Tanıştığımız için çok mutluyum. Her şey istediğim gibi. Bir dakika. O da kim? Merhaba, yakışıklı kaplumbağa. Aman tanrım, çok güzel. Merhaba, sana bu yaprağı getirdim. O da neredeyse senin kadar güzel. Teşekkürler, bayıldım. Bu gerçekten çok iyi bir meydan okumaydı.
Sen olsan çekirgeleri mi yoksa akrepli lollipopu mu seçerdin? Yorumlarda cevabını bekliyoruz. Videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutma.